Değerli dostlar, yoldaşlar, vicdanlı toprağa akıtan kadınlardan, eline asılı insani kamillerden, yani Dersim'den selam getirdim. Merhaba. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bakın, 30 binin üzerinde kooperatifin yok olduğu, virane olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ama yine son 5-6 yıldır hepimizin de desteğiyle artık yeniden bir kooperatif faaliyetinin geliştiğini söyleyebiliriz. Emeğini toprağa verenlerin değil, alın terini toprağa akıtanların değil, masada oturup kazananların bir dünyasına doğru gider ki bu burjuva siyaseti en iyi yaptığı şey budur. Onun için sizler kooperatif üzerindeki örgütlük ve kooperatifi nereye götüreceğiniz kararı almanız lazım. Topraklarınıza sahip çıkarın. Bu topraklar burada ürettiğinizin karşılığını verecek kadar değerli ve güçlü ve güzel. Emek değeri diyoruz ya, o zaman emeğimizi kimseye kaptırmamamız lazım. İhtiyacımızı karşılayacak, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir üretim alanını genişletmek adına aslında bu çabayı harcıyoruz. Bakın, soğanla patatesi Suriye'den alıyoruz. Bulgaristan'da buğday, arpa ve saman alıyoruz. Ama kendi topraklarımızda, 4 mevsimi olan kendi topraklarımızda, İşte Çarşamba Ovası'ndan tutun, Haran Ovası'na, oradan tutun Amik, oradan tutun Çukurova, oradan tutun Konya, Aksaray, Niğde. Sadece bu bölgedeki 3 tane yerin, yani o büyük ovanın üretimi bu ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadarken hemen hemen hepsini ülke dışında ithal ediyoruz. Kadın kooperatifleri öne çıkmaya başladı. Üretim alanları gelişmeye başladı. Artık kadınlar kendi ürettikleri üzerinde karar veriyorlar. Hani devrimciler der ya, biz sosyalistler deriz ya, üreten biz, yöneten biziz diyoruz ya, tam da buradadır. Ürettiklerimizin nereye, nasıl bir şekilde ulaştırılması kararını almamızdır. Orada söz sahibi olduğumuz an ülkede söz sahibi oluruz. Orada söz sahibi olduğumuz an bütün dünyaya söz söyleyebiliriz. Yoksa gerçekten de yöneten azınlığı, yani yönetim biçimini o azınlığa bırakırız. Artık bu eşitsiz dünyada hepimizin söz ve yetkiyi alıp bu meselenin içine girmemizle birlikte kurtulacak. İnsanlık ancak böyle kurtulacak. Doğada yaşamın her alanına müdahale edin değerli dostlar. Bu topraklar hepimizin. Bu topraklar sizin. Öncelikle burada yaşayanların. Topraklarınıza sahip çıkın. Doğanıza sahip çıkın. Sularınıza sahip çıkın. Yaban yaşamına sahip çıkın. Eğer bunlara sahip çıkarsanız emin olun hep bir arada hepimiz birbirimize sahip çıkar. Aslında Artvin, Hopa, Kemalpaşa dediğinde Dersim kendisinde bir parça olarak görüyor. Biz oradan aslında yarıştığımız şeyler var. Değil mi? Eğitimde, temiz havada. Bu bizim biraz elimizde, bilinçlenme durumumuzdan kaynaklı. Bu yine eğer bu topraklar hala temizse, sizin bu topraklara sahip çıkmanızdan kaynaklı. Eğer hala eğitim düzeyi yüksekse, sizin bilime olan, bilince olan inancınızdan kaynaklı. Dersim'de biz birbirimize benziyoruz. Zaman zaman bizim deniz görmüş halimiz, su görmüş halimiz derler. Sayın Başkan şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki, 1959'dan bu yana bir kooperatif. Aslında bugüne kadar gelmişse çok değerli bir şey. Hakikaten çok değerli bir şey. Binlerce kooperatifin viran olduğu, binlerce kooperatifin yok olduğu, binlerce kooperatifin şirketleştiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün bu kooperatif hala buradaki köylerin üretimini bir parçası olmuş. Bak, bu emeğe bir destek amaçlı, emeği örgütleme açısından hala ayakta duruyorsa hepinizin emeğidir. Buradaki arkadaşlarımızın, sizlerin ve burada bu kooperatifin yönetimindeki olan hepinizin aslında eseridir. Topraklarımızı değil sadece, sularımızı değil sadece, doğadaki yaban yaşamı, sonra da insanları zehirliyor. Değerli dostlar, 20 yıl sonra bu ülkede genetik hastalıklı çocuklar, obez çocuklar, spastik çocuklar doğacak. Eğer biz bunun önüne geçmezsek, doğal üretimi geliştirmezsek, hepimizin evinde birer tane gerçekten genetik hastalıklı, obez, spastik ve benzeri çocuklarımız olacak. Diyebilirler. Bilim gelişti, biz bunları da önleyebiliriz diyebilirler. Nedir? Ya ana karnında bilimsel çalışmalarla onu tespit edip ana karnında öldürürler. Ya da doğduktan sonra yatarak bir şekilde bağrı kalarak yaşamın bütün şeylerinden faydalanamayacak bir duruma geçecek. Yani o anlamıyla bundan kaynaklı hepimiz önce topraklarımıza sahip çıkacağız. Toprağı, suyu, yabanı, bitkiyi ve sonra da insanı koruyacak bir anlayışı örgütlemenin yolu. Hayvancılık yapacağız. Hayvan gübrelerini doğa ortama atacağız. İlaçlamalardan uzak duracağız. Ama alıştırdık diyorsunuz ya. Belli bir süre alıştırdığımız bu tohumu alamayabiliriz. Ama doğa temizlenmeye başladıktan sonra yağmur, kar ve benzeri şeylerle temizlenmeye başladıktan sonra eski duruma gelecek. Bunun olduğu için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinizi ve gözlerinizdeki ışıltıyı görüyorum. Bundan sonra da tekrar bir söz verip buralarda Karadeniz'de, Karadeniz'in farklı yerlerinde bizlerin evlerinin olduğunu biliyor. Hep burada olacağız. Dersim'de sizin eviniz, siz de Dersim'de olun. Hoş geldiniz. Hopa Ticaret Odası'nın başlattığı Hopa Laz Böreği olarak patentini aldığı ve biz Kemalpaşa ve Hopa kadınları olarak kooperatifimizi oluşturduk. Laz Böreği satışımız tescilli. Bir haftadır yeni başladık, kooperatif oldu. Ev emekçileri kooperatifi. Sadece Laz Böreği patenti alındığı için coğrafi işareti bizde 2017 yılında işte alındı. 5 gün oldu bu imalata başladı. Kooperatif 9 kadınla kuruldu kooperatif. Tabii ki üye sayımızı da artıracağız. Sadece Laz Böreği mi olacak? Laz Böreği, Hamsili ekmek. Hamsili ekmeğin de paketini. Hamsili ekmek çok güzel. Evet, çok güzel. Hamsi başka bir şey galiba, değil mi? Hamsili ekmek çok güzel bir şey. Evet, içine salamuralı hamsi girdiği için o çok güzel bir lezzet katıyor. Evet. Yani sebzelerin içine, o sebzelerin karışımına. Şimdi böyle bir tanesini kaça veriyoruz, milleti satıyoruz? 10 TL. Çok ucuz, iyiymiş bak. Güzel. Doyurucu özelliği var abi. Karbonhidrat var. Özellikle kışın enerji veriyor insanlara, söylüyorum size. Evet, aynen. Çok sağ olun. Buyurun, ben alırım. Buyurun Sayın Başkanım. Hopa'dan başlayalım bak. Evet. Sonra boşta biraz uzak ama. Video da çekebilirsiniz. Kaşık şey. Buyurun efendim. Video da çeksiniz. Bunu bitirmeden gidersek olmaz abi. Vallahi olmaz. Vallahi olmaz, sana söyleyeyim. Size güveniyorum. Yok, her türlü. En sonunda ben alırım yoksa.